我也杀着哈雷达萨彪杜拉米，我也杀着哈雷达萨彪拉米切伊。Bu kabilelerde surat asmak güzellik sembolü birazcık. What's your name? Bijako. Kimse buna dokunmuyor. What happens if you touch? Milattan önce 5000 yılda nasıl yaşıyorlarsa o şekilde hala yaşıyorlar. Herkese günaydın. Bir Luang Namta sabahından, sisli, soğuk, buz gibi bir Luang Namta sabahından günaydın. Bugün arkadaşım David'le, kendisinin sol eli sakat ama yine de bizi sürecek tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bu amcam rehber de olabilir ya da öyle bizimle görmeye gelmiş de olabilir, bilmiyorum. David'in organik portakalları. Şimdi uzak bir kabileye gidiyoruz. Motorla gidelim dedi bana ama portakal dedik, portakal nazardaydı. Motorla gidelim dedi de ben dedim bu soğukta nasıl motorla gideceğiz? Yani bayağı saatlerce. We are going to border of Myanmar, closer to Myanmar or here? No? Step far, yes. Yeah, but are we going to this Golden Triangle area? Altın Üçgen diye bir yer var. Şöyle çevireyim. Altın Üçgen diye bir yer var. Myanmar, Çin, Laos sınırında. Yani üçünü de görebildiğiniz bir yer var. Tabii biz o üçünü de görebilecek miyiz? Muhtemelen göremeyeceğiz. Oraya gitmiyoruz ama. Şimdi onu dersem bunların iyice kafa karışır. Farklı yerlere götürürler. Bugün yine Hücra kabilelerine gideceğiz. Burası da akşam yemeğimiz için bir pazar yeri. Allah Allah. Size her yönüyle göstermek istiyorum çünkü bu işlerin nasıl işlediğini de, nasıl yaptığınızı görmeniz güzel olur. Şimdi onlar kendilerine yemek alacaklar ama ben kendime meyve alacağım sadece. Çünkü bunları yemek her baba yiğidin harcı değil. Ah, makas da kesiyor. Evet. Kız bir 5 dakika durun ya. For me, I will buy fruits. Okay? Bunlar Lantan kabilesinin üyeleri. Kadınlar. Saçlarından anlıyorsunuz lantanları. Bunlar lantan değil. Bu da lantan değil. Aka olabilir. Her kabilenin kendine özgü bir kıyafeti var. Daha çoğu uyanmamış zaten. Ben bolca meyve alırım. Bu ne be? Aa, meyveye bakın. Bana muz lazım. Muz da yok. Beli.
Hello. One apple a day keeps the doctors away. Bir elma doktoru uzak tutar diyor. Evet. Bir armut da doktoru uzak tutar mı? Onu göreceğiz. Tamam. Evet, şeker komasına, fruktoz komasına giriyoruz. Hepsini niye tartıyorsun? Aynı şey mi onlar? Armut, elma, dragon fruit, $2. Ya bu dragon fruit burada da pahalı. $1 falan. Burası için çok pahalı bir. Thank you. Kop çay. Çok pahalı bir ürün ama seviyoruz. Seviyoruz işte, var mı diyeceğin. Seviyoruz işte, var mı diyeceğin. Şimdi bir saat kadar geldik. Ana yoldan çıkıyoruz. Ve baba yola giriyoruz. Burada bir saat kadar daha burada süreceğiz. Aynı Kolombiya'da kabilelere ulaşmak gibi ya. Tabii Kolombiya'daki daha zor arkadaşlar. Orada bir saat değil bayağı gitmek zorundasınız. Zaten onların İspanyolca vesaire bilmemesinin sebebi de o. İspanyollar bile ulaşamamış. Yani o conquistadorlar İspanyolları ulaşamamış. Evet. Yine masalsı manzaralar. Gerçekten Laos dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi ya. Gençler ve genç kanlar, biliyorsunuz tüm gelirlerimizle burs veriyoruz. Depremden zarar görmüş öğrencilere. O sebeple kanalımıza abone olup beğeni, yorum atarsanız ve zili açarsanız çok 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 kıymetli olur benim için, bizim için ve öğrenciler için. O sebeple takip etmeyi unutmayın. Peki bu kadar zorlu yolu neden çekiyoruz? Bu kabileye ulaşmak için dağ yollarına neden böyle eski püskü arabalarla, sol kolu sakat olan bir şoförle tek elle sürüyor gidiyoruz? Bunun sebebi şu: şehirlerde bu Aka kabilesinin turistik yerleşimleri de var. Yani şehre 5 dakika mesafede, 10 dakika mesafede turistik bir yerde bu kabilenin elbiseleriyle şov yaptığı, turistlerin gelip hayvanat bahçesine girermiş gibi onlara hiç kültürlerini merak etmeden, saygı duymadan fotoğraflarını çektiği yerler var. Ben öyle yerlerden uzak durmaya çalışıyorum. O sebeple bu dağları aşıyoruz. Bu jungle'ları, yağmur ormanlarını aşıyoruz size göstermek için. Çünkü dediğim gibi, daha önce de belirttiğim gibi, bu kültürlerden çok az kaldı. Dilleri, gelenekleri kaybolmak üzere, yok olmak üzere. Belki bir iki nesil sonra tamamen yok olacak. Şarkılarını, müziklerini dinlemek istiyorum. Sizin de dinlemenizi istiyorum. Zorluyorum. Güzel şeyler zor mücadeleler sonrasında ortaya çıkar. O sebeple buralara getiriyorum. Yani öyle başka Amerika'daki vesaire de YouTube kanalları gibi gidip de o hayvanat bahçesi gibi insanları kapattıkları çakma köyleri götürmüyorum sizi. Onlara da çok karşıyım bu arada gerçekten. Ama bazen de ajantaya söylüyorsun, orijinal mi diyorsun, yani gerçek bir köy mü diyorsun. Evet diyor, oraya götürebiliyor ama çekmemeye çalışıyorum. Şu ana kadar da çekmedim. Turistikten öte Luna Park, hayvanat bahçesi gibi. Bir de böyle geliyorlar, 100 kişi saldırıyorlar ellerinde fotoğraf makinesi. Yaşlı yaşlı insanlar. Neyi çekiyorsun abi ya? Onlara hiç saygı duymuyor. Onlar da gariban. Görüyor, $1 veriyor adam. O $1'la 2-3 kilo pirinç alıyor belki. Bir ay yetecek o pirinç onu. Neyse, kızdım yine. Devam ediyoruz. Kızdırmayın beni. Thank you.
şimdi bayağı yükseğe çıktık. Bir ormanın içindeyiz. Bu kauçuk ormanı, kauçuk ağacı. Ve bu kauçuk ağacı kesiyorlar. Böyle acil şekilde. Oradan küçük bir sepet koyuyorlar. Damlıyor yavaş yavaş kauçuk ağaçlarından kauçuk. Plastiğin icadı olmasından önce çok 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 önemliydi kauçuk. Hala çok önemli. Birçok şeyin ham maddesi. Kauçuk ormanıydı o geçtiğimiz. Akalar da maşallah dünyanın öbür ucunda yaşıyorlarmış. Ya bu arada beni Kolombiya'da olmadığıma, ya Kolombiya'daki kabinelere gitmediğime kimse inandıramaz. O kadar aynı ki inanılır gibi değil ya. Hayır, sanki farklı bir boyuttan geçtim kapıdan, direkt Kolombiya'daki kabinelere çıkıyorum gibi. Ya yol bile aynı ya, birebir. Yolun rengi, toprağın rengi, ağaçların, ormanın yeşilliği, sol tarafta kalan manzara, sağ taraftaki manzara. Her şey aynı ya. Kolombiya'daki kabilelere defalarca çıktığım için artık şey gibi geliyor bana bu. Sanki boyut değiştim. İleride bir hayvan geçti, gördünüz mü? Bu kalemundu galiba. Küçük ama. Zıplaya zıplaya. Bakın şu anda 984. It says 1000 meters here. Burası 1000 metre. Bakalım 1000 metre aşacak mıyız? Zaten kaldığımız yer bayağı soğuktu. Burası akşamları iyice soğuyordur. Mesela bir orman korucusu. Akaların köyüne ulaştık. İlk defa bir Aka köyüne geliyorum. Çok duymuştum. Köyün girişinde bir tane büyük dev bir salıncak olmalı. You know the giant swing? Yeah. They have the swing. On the top. Evet, oraya yürümemiz gerekiyor. Bu kutsal bir salıncak dinlerine göre. Ne güzel ya. 1000 metrenin üzerinde. Bunlar yine dini semboller. Aha. Aka futbolcuları. Of, şu güzelliğe bakın. Köy 1019, 1020 metrede. Köy. Ay, çok güzel köy. Ne yapıyorsunuz lan? Hello, acele. Hello. Düşeceğiniz oğlum, bu neler uçurumun kenarında. Bunlar Aka kadınları. Özel bir... Can I see? Özel bir şey çiğniyorlar ve dişleri simsiyah oluyor. Hepsi bakın. Tütünle... Başka şeyleri karıştırıyorlar. Teyzem, tam bir bağımlısın ha. Ben bir tikin bana. Bakayım. Bakayım. Ben helal. Ben helal. Kendini gösteriyor. Can you try? They will make for you. No, no, no. No? No. Ben denemem. Okay, okay. Kabasim, kabasim. Maja. Evet. Maja. What's the name? Is this? Yeah.
ชื่อมันยังชื่อภาษาอาคามันยังแล้วก็ทับบักก์ something like ทับบักก์ yeah and อาคาว่าจะไรอาคาอาคาพวกมอลล์มอลล์มอลล์มอลล์ they call it มอลล์มอลล์มอลล์โอ้ด้าทิชชูTobacco, right? Tobacco. Yeah, they make with a this is a cigarette. Cigarette. Tobacco, yeah. Cigarette. What? Me, you got me. Oh, she has very nice hair. It's a car. Me, got me. It's ready. What you gonna do? They will show you how to eat. Ah, what's this? Oh, they mix with like a, I don't know the word of English. Opium? No. No, not opium. Any Ben Yang. Any Ben Yang, say name. Look good, look good. Look good. Oh, poon. Poons. The word of English is what is mean poon. Get hung up. I know. Ben Yang, Ben Yang. Ah, it's car like a car. Okay, okay. Ah, this is. Come on, come on. Aa arabası var. Evet, teyzem onu yuttun. Hepsi bağımlı. Yes. I know, but can I see how the color changes now? Yeah. I don't want to see myself for the video. Just get. Thank you. Thank you. Gel bir fotoğrafını çekeyim sen. Çatılar. Kabilelerin ahlak anlayışı bizden farklı. Kolombiya'da da böyle. Mesela bu kadın çırılçıplak, üstü çıplak bir şekilde geziyor. Çünkü ayıp değil onlar için. Yani bizim kendi batı ahlak anlayışımızla yargılamamız doğru olmaz. Bizde de erkeğin üstü çıplak gezmesi ayıp değil. Küçük çocuklar yüzüne niye öyle şey yapmışlar acaba? Üf üf üf. Bu küçük evler ne için acaba ya? So, what are those small houses for? This is a small house. You need I explain? Yeah, yeah. I can explain. Let me go for the next one. Okay. Bakın burada çok küçük, sanki çocuklar için yapılmış gibi olan minik evler var. Ben şahsen anlamadım. David anlatacak. David is the best guide. En iyi rehber David bu konuda. Vallahi kolu sakat olmasına rağmen sol kolu bizi bu dağlara çıkardı. Ama bu çok acayip yani. Tavuk evi gibi. It looks like a... Oğlum ben oraya çıkamam. So, maybe better there because the sunlight, yeah, and maybe it's easier. Ya böyle birçok küçük ev var. Manzaraya bakıyor. It has a nice view, but it's too small for me, for example. Acaba ne için? Bu arada gerçekten bilmiyorum. Akalar hakkında bayağı araştırma yaptım ama bu kısmı unutmuşum. Onun için ben de heyecanlandım. Acaba ne? Ve kilit var üzerlerinde.
normalde bu köylerde kilit kavramı yok çünkü zaten. Yes, what is this? I start. Yeah. So this is the small house of the Akha tribe, you know. Okay. Yes. You know why they have the small house, many small house around the villages, right? Yes. This is the young boy house. The young boy house. You should choose the girl come here before you get married. So example, one family, if you have two young boys, okay. Right? Example, I have two sons. I building two small house for my son. For all your sons? Yes. If you have five, you build five? Yes, if we have five, we build five, the small house. This is to choose the girl before you get married. Do you know why? You bring the girl to sleep here during the night, but you don't do anything. You don't use the sex, you don't do boom boom, you know. Nothing, yeah. It's nothing. If you get sex with the girl, so you should marry with them. Okay. So if you're lucky you find some another girl to get sex with them, and you should marry. So when you married, you remove from this small house to the families, but you not sleep with your parents. Also, when you remove from this small house, you not sleep with your parents in family. You should make a separate room again. House or room? Room is, yeah. That's so, it. So you sleep with the girl in this cabin? Yes. Yeah. How many days? If girl like you, if you get sick, you can just for one time here. Okay. Just so for one time. I am wait. Yes. I am an Akha boy, imagine. Okay. Mm-hmm. Too much grown Akha boy. Too tall. And I like a girl. Yes. In the village or another village? In this village. Also, they can't get married another village. Okay, so I bring the girl. Yeah. So we go inside here. Mm-hmm. And what we do inside here? Just if the girl like you, you can get sex. Okay. Yeah, but the girl doesn't like me. It doesn't like you, and it doesn't matter. So you not get married with them. I like a girl. Mm-hmm. Her name is, for example, Ella. I'm just making up. Yeah. Okay, and she doesn't like me, mm-hmm. but I like her. What happens? If you like her, but her don't like you, so you if you not get sex with them inside the small house. But does she have to come to this place? Yes. She doesn't like me, but I say I like you. She has to come. Yes, you should come and sleep inside together, but never get sex. No boom boom. Okay. Yeah. I understand. Uh-huh. So if it ends up with sex, yes, you get married. Yes. Of course. But I'm asking, the girl, she doesn't like me, uh-huh. but she has to come anyway. Yes, she can try. She can try to come to sleep with you, but no boom boom. Okay. No. So you make it so small, intense, uh-huh. so you get to know each other, you talk to each other, yes. and things like this. Yes. So after you get married, the house is locked. This is for your son again. You can live here. What? Example, yes. When I get married, yeah. And I wait for my son again. Ah. This is the house you can live here until the now 10 years, 20 years. No problem. You can leave it here, here. So the lock is for what? This lock is for during the day. Is they protect us? Be careful, someone's come inside. They just keep it locked. So it's a sacred place, also. Yeah. It's no, like no, it's not a sacred place. Like choose the wife before gets married. Yeah, evet. Yani ben kısaca size anlatayım. Siz de anlamışsınızdır muhtemelen. İngilizcesi çok iyi değil. Şimdi iki tane erkek çocuğunuz var diyelim ya da beş tane erkek çocuğunuz var diyelim. Beş tane küçük ev yapıyorsunuz böyle. Minicik. Yani ben sığamam bu eve mesela. Tabut gibi. Tabii bunlar dünyanın en kısa insanları olduğu için kısa insanlarından biri. Buraya sığabiliyorlar ve ben bu kızı beğendim diyorsun. X kızı diyelim. Kız geliyor, seninle bir gece geçirmek zorunda. Ya da daha fazla. Ne oluyor?
küçücük bir odada beraber birbirinizi tanıyorsunuz. Eğer iş cinsel ilişkiyle biterse, seksle biterse evleniyorsunuz. And if you have sex, you have to marry, right? Yes. If you have, this is a, if you get sex with the girl, you should marry. Or if you not married, you will pay some something with father. Her father or parent, yes. Okay, what happens to the girl because she had sex and... Because the girl's products herself, you know. If you get sex somebody, if example you get sex with me, yeah. If you're not married, so they are really upset, you know. They should be careful about this. So they go to yeah. her parent to take care everything, to pay. But okay, I have sex with the girl. Mm-hmm. She, you know, virgin. Yes. She loses virginity. Yeah. And after what happens, she can marry again? Yes, yeah, she can find another boy. Yeah, if, so no problem. Yes, it's no problem. If you don't like her, you can find another boy. Okay, perfect. Yeah. Thank you. Evet, bu gelenin ismini nedir diye soruyorum. What's the tradition of this? This is in Akha language, they say Nyunyuya. 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 What does it mean? Do you know? This is mean is the small how to small how to choose the wives before you get married. Okay, okay. Yes. Çok güzelmiş. Yeah. Ya buna biz aşk kulübesi diyebiliriz aslında. Evet, aşk kulübesi. So what is inside? Nothing. Inside they have they have a blanket, mattress. Okay. Mustard. Okay. Pillow, okay. Sleeping. How old they get married here around? The countryside is really really young. Yeah. Like early. Somebody is 16, 17, 18. Yeah. You know. Not before. 15, 14, no. Evet, 16, 17, 18 yaş diyor akalarda ama ben daha erken olduğunu tahmin ediyorum. They get married 14, 13, no? Yes. Yeah, okay. Daha. Bu ne? Köpeğe bak, avcılamış. Burası çok büyük bir köy arkadaşlar. Yani gerçekten dağlara uzanıyor, tepelere. Oy sen nasıl bir köpeksin? Faremi yakaladın sen. Aa, şeyi öldürmüş. Civciv. Civcivi parçalamış. Sen biraz angry galiba. Ben civcivi... Civcive benzemem. Let's go, let's go. He? Evet. Oo, bütün köpekler ayaklandı. Arkadaşlar manzaraya bakın. Lan tamam. Git civcivini ye. Hadi gidelim. Sometimes we go to see some woman. They have this really traditional dress from the Akha world. Monklara gitmiştik. Monklar hatırlıyorsunuz. İki katlı ev. Kesinlikle yapmıyorlar. Akalara ama iki katlı ev kültürü var. Anam. Ha, evet. Bu... İşte bunlar gerçekten çok özel görüntüler. Dünyada çok nadiren olan. Köpeği niye bağlamışlar ki? Aa. Bakın. Akaların mutfağı. Hani siz before after yapıyorsunuz ya Twitter'da. Hasırdan pirinç,
bal tabağından kap. Burası da ocak. Yani aslında milattan önce 5000 yılda nasıl yaşıyorlarsa o şekilde hala yaşıyorlar. Yine bal kabağından testiler, bal kabakları. Bunlar zaten Türkiye'de de köylerde hala görebilirsiniz. Bunlar oraklar. Pirinç tabii ki hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Burada geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar. Onu yakaladık. Size hazırlığı da gösterelim. Akaların kültüründe çok önemli bir parça gümüş. Tüm kıyafetleri vesaire gümüş barındırıyor. Gümüşün dışında da bakın Fransa döneminden kalma paralar var. Eski Fransız sömürgesi demiştik ya. Bunlar mesela 1896 yılından kalma Fransız parası. 1922'den kalma Fransız parası. Bu bir Çin parası. Ejderhadan anlaşıldığı gibi. Yine küçük Fransız paraları ve gümüş takılar. Yine arkada 1926'dan Fransız paraları var. Beyzem de yardım ediyor. Ceketi. Kızı çok rahatsız etmeden. Bu da yemek depoları. Tavuk, kabak. Aslında yürüyen ne varsa yiyorlar arkadaşlar. Canlı olan her şeyi yiyebiliyorlar. Bu akaların kültürünün farklılığı işte aşk evleri. Hocam sen de giyinmiş. Adam da giyiniyor herhalde. Akşam yine bir kutlama var. Hop. Ya, bu insanların hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Televizyon yok, internet yok. Yok oğlu yok. Düğünler vesaire. Tek kutlamaları. Yılbaşları. Bu da çorap değil aslında. Bacakları korumak için giyilen bir şey, alet. Bu kabilelerde surat asmak güzellik sembolü birazcık. Kız da o pozu veriyor bana. Fotoğraf çektiğimi zannediyor. Ben de elbisesini gösteriyorum. Abi de yanına geldi. Onu da çekeyim. Aka. 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 Name? Name? Her name? What's her name? Lufay. This is Lufay. Johnson. Ani Soyu. Lufay. Lufay ve Soyu. Lan sen niye boyandın? Gümüş bileklikler. Çok güzel. I will bomb.
Arkadaş kızımla güldürdük be. Sasamin ya. I can speak a little bit Akha. Adam Akha dili bile konuşuyor. Yes. Sasamin ya mum ya kokoti bula dunya. Okay, we'll find the boy. Okay. Can I look at her eyes? Uh-huh. Why she has Oh, baba mo. Open yang, haja ai ai pa wakat. Are you open yang? What did you say? She has beautiful eyes. Parba ta ngam lai, ngam lai. She has green eyes. Yes. What color her eyes? Ask. For her eyes? Yeah. Ni pa ma xian yan. Ni pa ma xian yan. Ngu ngu ji ya. Okay, she sink. Oh, ta chen ku. Ta ngu. Cho di kwaji, cho di kwa di. A chen. Na na ma cha la ji. Ha pa ta. A ji ngu ma ngu ji ya. Ngu ni pa cha. Cho today, nga chi kwa de. Like they can marry with their cousin? Yes. They can marry another tribe. What is the religion they believe in? What do they call it? İnançlarını sordum. Çocuklar peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Yes. They believe in pure religion. Yeah. Spirit. Spirits. Burada da animism yine. Animism geçerli. No Muslim, no... No Christian. No Christian, the yes. Spirit. Yeah. So, what is the biggest god they have? Like the god? Here? Yeah. Here? Yes. And the two satsana pi nyai de su de men ter. Pi men ban ha se de pi. Pi dini dedikleri yine animist dine inanıyorlar. Buradaki tüm kabileler gerçekten bu çok mucizevi bir şey arkadaşlar. Dünyada Hristiyanlaşmamış, Müslümanlaşmamış ya da Budistleşmemiş çok az insan kaldı. Bu kabilelerin hepsi farklı türde animizme, kendi adlandırdıkları animist dinlere inanıyorlar. Genel olarak bu dinlere Pi deniyor, Pi dini deniyor. Köyün diğer girişinde, bizim girdiğimiz tarafın karşısında büyük bir salıncak var. İngilizce Giant Swing diyorlar buna. Bu salıncak çocukların oynaması için bir salıncak değil. Lan bir sus! Çocukların oynaması için bir salıncak değil, kutsal bir salıncak dinlerine göre. Tahmin ediyorsam şey için, ruhların, kötü ruhların girmemesi için yapılıyor. Ve bunu her köye yapıyorlar köyün girişine. Şimdi o dev salıncağa gidiyoruz. Bin metrenin üzerinde, 2024 yılında elektriği, suyu, interneti olmayan binlerce yıllık bir dinin, Budizm'in de öncesinde ki bir dinin mevcutta inanılan dinlerin %98-99'undan çok daha eski olan bir dinin inananları çok eski bir dil konuşuyorlar. Akka dili. Ve bu Akka dili yok olmakta. Aslında bu medeniyet tamamen yok olmakta. Ve bu medeniyeti dijital olarak kayıt altına alıyorum şu anda. Bizim için, gelecek nesiller için de harika bir şey. Yine aşk kulübeleri, benim aşk kulübesi dediğim kulübeler. İnanılmaz bir adet. Bir bölüm çekmiştim, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Saksonya'da, Romanya'da. Orada da boşanmak isteyen çiftleri küçük bir kulübeye kapatıyorlardı. Tabi bu kadar küçük değil. Romanyalılar dev gibi bunlara göre. Ve tek kaşık, tek çatal kullanmak zorundaydılar. Eğer ki
o kulübede de yaşadıktan sonra hala vazgeçmiyorlarsa boşanıyorlardı. Evet, yine ahşap taşıma yöntemi. Bu dağ kabileleri genelde Çin'den ve Tibet'ten göçmüş kabileler. Ve çok farklı bir yaşam stilleri var Tayland'a, Laos'a göre. Mesela slash and burn dedikleri, yak ve ek. Türkçe öyle çevirelim, yak ve ek. Bu ormanları yakıyorlar, sonra tarım arazisi açıyorlar. Ve bunlar için gayet normal. Çünkü binlerce yıldır kültürleri bu. Ormanları yakıp tarım arazisi açmak. Tabii ki Tayland'da bu olay oluyor. Çünkü Tayland'da koruma altında bunlar. Bu akaları vesaire ovaya indiriyorlar. Gelin diyorlar, siz dağda yaşamayın, ovada siyaset yapın diyorlar. Yok öyle demiyorlar. Onu Mehmet Ağar diyordu. Ovaya indiriyorlar. Tabii ki bu insanlar ovada ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani tek bildikleri ormanı yakıp, tarım arazisi açıp tarım yapmak, yemek. Pirinç yiyorlar. İşte bir de sincap, canlı ne bulurlarsa onu yiyorlar. Tayland'da çok kötü durumdalar. Laos'ta hala o şey olmamış. O durum yok. Hala yakıp ekiyorlar görüldüğü üzere. Ya da daha kontrollü bir şekilde yapıyorlar bu işi. Çünkü hala dağlardalar. İleride Tayland'da da gideceğiz. Tamam teyze, biliyorum çekmek istemiyorsun. Kadın neden çekilmek istemiyor biliyor musunuz? Size anlatayım. Buradaki şu anda Çin-Myanmar sınırındayız. Yani dünyanın en ücra köşelerinden bir tanesindeyiz. Burada kabilelerin gittiği bir pazar var. Zaten benzerini çektim. O pazarın eski ismi Afyon Pazarı arkadaşlar. Afyon ticareti yapıyorlar. Ve düşünün, Myanmar dünyanın en ücra ülkelerinden bir tanesi hala. Laos zaten öyle. Bir de Laos'un kuzeyindeyiz. Onun dışında da Çin'in güney kısmındayız. Yani böyle Asya'nın en illegal işlerinin döndüğü taraflardayız. Teyzem niye istemedi gözükmek? Bu da bambudan yapılmış bir alet. İçinde su var. Yani bizim şey gibi, mekanizması gibi. Nargile mekanizması gibi ama bu üstten buradan... They smoke from here? From cigarette, yeah. Yeah, cigarette, right? No opium. No opium. Yes. This village is everybody not smoke opium. Okay, bu köyde içmiyorlarmış. Yes. Ama normalde bu dağ köylüleri içiyorlar. But the 20 year ago. Yeah. Yes. Each family is. They used to also grow. Yeah. Yes. Right now it's really safety and. 20 yıl önce içiyorlardı diyor. Şu anda hükümet yasakladı diyor. Evet. İnanmış gibi yapalım. Ama inanmamış da olmayalım. Çünkü şüpheli. Gerçekten de olabilir. Buraya tabii polisin gelip teyzeyi yakalama ihtimali var mıdır? Şöyle milyarda sıfır gibi bir şey. Sıfıra yakın bir şey. Tabii ki insanlar sıcak. That's a place for take a shower. Yeah. Everybody take a shower there because they don't have much room. Yeah. Yeah. Banyo olmadığı için herkes burada banyo yapıyor. Şurası köyün bu kısmının banyosu. Çocuğunu uyutmaya çalışan bir baba. Ben özellerini çekmeyeyim yine. Uzaktan çekerim. Zaten bu dev salıncağa çıkmaya çalışıyoruz ve köyün buradan manzarası, çocuğunu uyutan bir adam, hem arabasını yıkayan hem saçlarını yıkayan kadınlar. Birazcık zor olacak yukarı çıkmak. Bu nasıl bir yokuş ya?
Köyün güzelliğine bakın ya. Ah kadınlar ah. Çocuk yolumuza işedi ya. Şans getirsin diye. Çok sıcak çok. Hayır. Geç ablam. Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Nuri Pilkeş Ceylan. What's this? Rice, sticky rice. Yeah. Arkadaşlar bu glutenli pirinç böyleymiş. Yine geleneksel kıyafetleriyle bir Aka kadını. Teyzem ne yapıyorsun? Pirinç kurutuyorlar. Yine. Çok güzel fotoğraf oldu. Thank you. Lan tamam. Ne diyor lan? Ne oluyor lan? Yapışkan pirinç. Oh teyzem, ben sana kurban olurum teyzem. Sen nasıl taşıyorsun onu? Nasıl izin veriyorlar sana taşımana? Canım teyzem benim. She is very old. Teyzemin yaşadığı hayat. Ya biz. Sen çok kaşınıyorsun. Seni yer bak bunlar. Bahsettiğim salıncağa geldik. So what is the what? Very nice. What's the purpose? This is for swing after Akka's New Year. Okay. New Year for a festival of after. Evet, Akka'ların festivali için diyor. You don't touch. This is everybody don't touch. Kimse buna dokunmuyor. What happens if you touch? Kill the buffalo for the villages. I have to kill the buffalo. Yes. To make a goat. Yeah. Evet. Buna dokunursanız bir buffalo, yani manda kurban etmeniz gerekiyor köy için. Çünkü kötü ruhlar. So what is this place? This place for when they have the festival here, everybody come here to dancing. Evet, buraya dans etmeye festivalleri olduğunda yeni yıl geliyorlar. This is after the festivals, everybody make a swing here. Boy and girls sit together. Yeah. At swing.
They swing? Yes. With this rope? Yes. So they can touch? They can touch. After the festival for the 3 days, and then they cut this rope. Right now, is nobody catches. Okay, so don't touch there is it. Like a seat, you can swing? Yes. Evet, normalde festival zamanında bir salıncak oluyormuş. Normalde festival zamanında bir salıncak oluyormuş ve insanlar sallanıyormuş. Festivalden sonra kesiyorlarmış ve ipe dokunmak yasakmış. Bunu daha detaylı soracağım, araştıracağım ve anlatacağım. Bunu köyün girişine koyduklarını biliyorum. Dev salıncağı. Akka kültürünün çok önemli bir parçası. Bu aynı zamanda kötü ruhlardan da koruyor. Yani köyü inşa etmeden. Çünkü yarı göçebe bir gruplar eskiden. Belki şu anda da öyle olabilir. Köyü inşa et. What? Here? So this is what is this? Buradan habire ahşap. Ağacı kesip kesip motorla getiriyorlar. Come here. Wait. No, I won't touch. Buraya dokunmak yasak. Yoruldum tırmanırken. Okay, what is the purpose? Evet arkadaşlar, şimdi anladığım kadarıyla anlatmaya çalışayım. Bu semboller şans getirsin diye. Şu anda biz köyün girişindeyiz ve çıkışı var. Bu bunlara dokunması yasak. Devamlı bana dokunma dokunma diyor. Yani zaten dokunmayacağım. Bunlar şamanlar tarafından yapılan semboller. Bir tanesi düşmüş hatta. Tabii kimse dokunmuyor. Buna, bu köyün girişine kötü ruhların girmesini engelleyen bir kapı. Sadece iyi ruhlar geçebiliyor. Yani bir şekilde koruyor köyü kötü ruhlardan. Buradan sadece iyi ruhlar ve ben geçebiliyorum. İleride de dev bir salıncak var. Bu salıncak, ona da dokunması yasak. Yine yeni yılda insanların sallandığı kutsal bir salıncak. Her köye inşa etmeden önce yapıyorlar bu salıncağı. Bu şekilde de sonra kesiyorlar ucundan. Kapının dışı da dış dünya. Yani kötülüklerin olduğu, kötü ruhların, tabii ki iyi ruhların da olduğu dünya. Böyle köyün en yüksek yerine koyuyorlar ki korumada garanti olsun. Köyün derinliklerine girdik. Burada kilitsiz bir aşk kulübesi var. Çok büyük bir köy burası ya. Nasıl gülüyorlar? The way for
take water in the forest. Şimdi köyden uzaklaşıyoruz. Kadınların su taşıdığı, kadınların ve çocuk only woman carry the water. Woman and men. Men also, okay. Sadece kadınları gördüm ama. Sadece kadınlar taşıyor ve yaşlı kadınlar taşıyor. Arkadaşlar bu akalar. You see the water in the backpack. Bakın su var ve şey taşıyor teyze. Bakın su şeyleri koymuş. Kafçay kafçay. Hadi çok bekletmeyelim kadını. I can never carry it. Devlet yalvarsa bile düz araziye, şehire gitmiyorlar. Böyle bunların işi bu. Keçi gibiler. Yani ya bakın şu kadın, how old is she? Maybe 8 years old. Around 70 years. Ya 70 yaşında bir kadın. Kadının umrunda bile değil ya. Ben çıkarken zorlanıyorum. Yani bunlar düz yere katiyen şehir kurmuyorlar hiçbir şekilde. Dağlık olsun istiyorlarmış. Şimdi su aldıkları yere gidiyoruz. İçme suyu. Bayağı uzak şehirden. Zaten yani geri tırmanırken ben öleceğim. Öyle düşünün. Çok 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 dik arazi. Lan ya kadınları görüyor musunuz? 70 yaşında şu yokuşu tırmanıyor. Şaka gibi. Çok güzel ama ya, çok güzel. Şu doğanın güzelliğine bakın. Al akaları dağcılık şampiyonasına yetiştir işte. Çok ciddi söylüyorum ya. 70 yaşında buraları tırmanan insanların 20 yaşında nasıl tırmanacağını hayal edemezsiniz. Köprü. Ahşap köprü. Silah sesini duyuyor musunuz? Köylüler avlanıyorlar. Sincap, fare. Ne bulurlarsa artık. Allah ne verdiyse. Burada maymun da varmış ama çok zormuş görmesi. Maymun da avlıyor olabilirler. Ha geldik suya. Ha, geri nasıl tırmanacağım ben onu düşünüyorum. Kadınlar kilolarca. Evet. Bu plastik şişeleri buluyorlar. Onlara koyuyorlar. Çok güzeller canlarım benim. Bak kaç litre. Ha boyunlarına geçirecekleri şeyler de var. Dur. Dur bir fotoğrafını çekeyim. Ana vay 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 vay. Gel. Gel güzel. Bak bak bana. Şöyle gel. Gel. Şu güzelliklere bakın canlarım benim ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hüsniye ile Rabia. Bak boyunları acımasın diye de delik yapmışlar. Bak arkadaşlar. Bakın bu çocuklar. Köye kadar kilolarca şeyi taşıyacaklar ya. Benim gördüğüm en enteresan şeyden bir tanesi bu. Geçen Twitter'da bir gerizekalı anne babam beni yurt dışına okuma yollamadı diye dert yanıyordu. İşte ne dertler var dünyada. Ne dertler var. Okay, go go. Aferin kız. Canlarım benim.
Gölgeye geldim, serinlik geldi ya. Büyük ablaları. David, let's go. How do you say goodbye? Huh? Bye bye. You see. Hello. Bye bye. Yoruldun mu desem? Kıyamazsa. No, she doesn't. Vallahi biz taşıyalım dedik, istemedi. Helal olsun teyzem. Ah be. Dünya dünya. Bu kızlar da bak, hiç. Yarım saattir oradayız. Umurlarında değil. Kafalarında kilolarca su varmış. Ona habire bekliyor bizi çekeyim diye. Yani normal yaşantıları olmuş ya. Sabadi. Yes. Şunların Türk kızlarına benzemiyor bunlar. Şu bizim bizden işte bak arkadaki. Vallahi birebir Türk kızı. Öbür de yani sırıtmaz. What's my name? Mijako. Mijako. What's your name? Mijako. Mijako. Ya bu bildiğiniz ninja training ya. Çak diyor beş. Oo, buz gibi elin. Senin gözlerin bakayım. Kilolarca su taşıyor, umurlarında değil ya. Bu teyze 70 yaşındaysa belki 65 senedir taşıyor. How old is she? I speak with her about the Akha language. Yeah. Because I told them because the tourist is really conservation for the animal. They say palang macha aji macha ucha. Palang macha cheha macha ngate. It means this is the name of the Akha. This is the animal. Wait. Beautiful photo. Hey. Dur. Stop. How can you say stop? Tan aynı. Bak çok güzel fotoğraf ya. Dur. Canlarım benim ya. Kurban olurum size. Keşke. Ah be. Keşke diyorum da ne keşke. Belki daha güzel bunların yaşamları. Bilemiyorum ya. Bilemiyorum Altan. İnsan farklı duygulara bürünüyor. Bak. Hiç umurunda değil o. Taşıyormuş. Ha bu şey ya. Bu artık expert. Önde, arka. This is on the back. This is also on the front. Yeah. And the umbrella. It's so heavy. Yeah. Bak. Bunları tabii eğlence oldu. Televizyon yok. Video game yok. What is this? Do you know? TikTok yok. This is the some special for the woman to eat. Ah. Can eat this. Remember? Ja. What to eat? Ja. This is it's like a rock or like a land. It's really, it's still really special, you know. It's still. You eat this. No, I don't want to eat. Somebody eat. Evet, bu kadınlar buradan çamur çıkarıp yiyorlarmış. Hah, bir erkek daha gördüm. Erkek gördüm. Kadınlar. It's like roots. This is. Yeah. No, this is like a rock. Rock. It's really
Evet, yemek için özel çamur. Afrika'da da var bu. Mud cake diyorlar Afrikalılar. Yani İngilizcesi. Çamur keki, pastası. Mud cake. Çamur ekmeği. Kadını taşımak istedik, izin vermedi ya. Çok ilginç. Oha! Oha! Çok ağır lan. Very heavy. Arkadaşlar bende bel fıtığı var. Böyle bir şey taşırsam böyle bir yükseklikten. Bu bizim kabile çocuğu bu arada. Ondan biliyor bunu. Ya sen var ya adamsın ya. David. Ha yine o çamurdan yemişler. O diyor, kerize diyor taşıtıyoruz diyor. Keriz taşıtması. Teyzem ağaçlardan bir şeyler koparıyor. Ha. Onları ağzına atıyor falan. Ne oluyor? Kız bu biraz deli gibi. Hayır, ısırma. Buduz muduz bulaşır. Ya ya. Küçükken de böyleydi diyor. Try is very heavy. Very heavy. About 18 kilo. 18 kilo civarında diyor. Taşıdım. Çok ağır diyor. Gerçekten de. Ya ben 4 tane fıtığım var. Çıkarken zorlandım ya. Ya hiç kolay iş değil. Tipe bak. Amcam şey yapıyor. Ne kadar düzgün yapıyor ama ya, hasırdan. Teyzem yine. Only woman chew this tobacco. Yes, only woman. Why not man? Man, why? They don't like it, yeah. Erkekler o tütünü çiğnemiyorlar. Sadece ve sadece kadınlar. Zaten kadınların ağzı hep kırmızı kırmızı. Teyzem hala taşıyor. Ha, bakın bu rattan diyoruz ya biz. Rattan, Türkçesini yeah. Unuttum. Rattan diyorlar böyle satılan yerde Türkçe'de. Bu da bambu. Böyle birleştiriyor. This is some plastic they protect for the water. Yine plastik. So you can put right here. Yeah, yeah, yeah. Also you can put the water here. Dövmelerimi inceliyorlar. Çocukların saçını kına yakmışlar. Bazılarında var, bazılarında yok. Şimdi özel bir şarkı söylemelerini istedim. Çünkü bu şarkılar yok oluyor. Kayıt altına katiyen alınmıyor. Hem o şarkıyı dinleyeceğiz, hem dillerini duyacağız. Hem de şarkıyı dinlemiş olacağız, müziklerini göreceğiz. Ama ben şarkı söyleyen birisi istediğim zaman Kolombiya'da vesaire direkt söylüyorlardı. Burada Kocaköy'de birisini aradılar, o söylüyor dedi, o biliyor dediler. Neyi biliyor dedim? Sözleri biliyor dediler.
Yani şarkı söylemek için o kelimeleri bilmen gerekiyormuş, o sözleri bilmen gerekiyormuş. Yani öyle basit bir iş değil. İşini bilen kişi yapıyor. Yani herkes şarkı söyleyemiyor bu köyde. Türkiye gibi değil yani. Çikitamuz, çikitamuz diye şarkılarımız vardı biliyorsunuz. Şarkının uzmanı yani sanatçısı buranın sanat güneşini dinleyeceğiz. Hazır mısınız? TRT ekranlarında. Canlı yayında. Abimiz bu. Hazırlanıyoruz. Sigara içeyim ondan sonra söyleyeceğim dedi şarkıyı. Halk ozanı yani bir çeşit. Bekliyoruz sigara içmesini. Sen ne bakıyorsun lan? Video, video. Chela la ja un ta la chi chela be je su la su se pe la nya le chela be je su la su se pe la dum pe pe le ha se a pu lo nya Ha se a pu pyo le son si bo lo pyo do la nya Son si bo lo a je ho cha pyo do la nya Nam a da yu gan ma gu a pyo do la nya te te Ho ma la no te do yu ba ma ti Mo e ye sa cho ha le da sa pyo do la ni Mo e ye sa cho ha le da sa pyo da ni che A pu pa lo kan po do an do do le Hu mo lo no te do yu da ma ti Da yu ta suwa, da yu de le sun na ma ho le le Da yu de le sun so ma ho le le Mo le sun te ma se la nya, mo le nge nu sun ta ma ja la nya Da yu me be ho ge ma sun ka ma ho Da yu me pe ge su la so ma ho Da yu du lo ha du du li du lo du na Ya ba chun bi gu te da du na po li ma no Ya ba chun bi gu te da du na po ma 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 te sun na la 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 ya Gu ma nge no ma te sun sa la Da yu de le sun na ma po ho di Da yu de o mi a sun sa ma po ho di Da yu de le sun na ma po ho di Mo le sun te se la mi nya Mo le a yu sun ta ya we Hu ma la no da yu yu ya ma ti mo A pe pa la kan po dun an da Yo ba cha cho bo bo u cha la me Do je u ye ni ba a ka sa an do ne Me ja yo e sun te mo ho Do ja yo e sun te mo me Yo de ti mu le la su mo u ma gu Ka u na la ti mu le Hu mo lo nu te do yu da ma ti Da yu yi le a gu yi ka na lo a ya Da yu yi le se ju a ka yi le Hu mo lo nu te do yu da ma ti Da yu dun ya da e dun a mo me Yo lo nu nu ma ti ma Da e mo ma ngu li no Don ha mo a yo ti gong ka e mo wa la di Hu mo lo nu te do yu da ma ti mo A pe kan po dun a don na mi si fu le yi no
be woka ko do do ima te a pe woka ko do ne ne ja yu e su te mo le na ja yu e su na Az önce tepeden çekmiştik. Yeah. Burada da yasak dokunmak. Bu neye benziyor ya? Aa. Evet, bolca eski dinlerde kullanılan, bereketi sembolize eden bir sembol, penis diyelim. Bu da giriş. Çok fazla kılıç sembolü gibi semboller var. Çok özel aslında. Çok ilkel gibise görünebilir ama bunlar çok uzun süren ayinlerle beraber yapılıyor. 3. Burada çok daha fazla kapı var. 4, 5, 6. 6 tane kapı var. Kapılar da yine o yukarıdaki büyüler var şuradaki kapıda. Ve kimse dokunmuyor. Arabamız. David. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Gerçekten çok çok enteresan bir köy. Akaları tanımış olduk. Türkiye'yi de tanıtmış olduk. Kendinize iyi bakın. David, we go. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.